Bugün gerçekten zor bir maç oynadık. Yani bu kadar yüksek tempolu, mücadeleci olacağını biliyorduk. Maçtan önce de deklare etmiştik çok zor olacağını. Gerçekten de iki tarafta çok mücadele etti. İlk yarıda biraz net pozisyonlarımız vardı, onları kaçırdık. Ama futbolda bunlar var, her şey. Pozisyona önemli olan pozisyona girmek. Bugün kaçırırsınız, yarın atarsınız. İkinci yarıda mücadeleyi yaptık. Kötü tarafı son saniye, yani uzatmalarda golü yemek kötü oldu. Yoksa 1-1 de bitebilir. Hani kazanamıyorsak en azından kaybetmeyeceğiz. Şu anda 8. hafta oldu. Kaybetmeden devam ediyoruz. İnşallah Adana'da oynayacağımız maçı kazanarak bu beraberliği telafi etmeye çalışırız. İyi hazırlandığımız bir maç. Karşımızda oyun disiplininden kopmayan, mücadele gücü ciddi anlamda yüksek bir ivme kazanmış bir takıma karşı oynadık. 7. maçlarıydı ki hiç kaybetmediler. Bugün 8. maçlarında da kaybetmediler. Onların da bir hedefi var, işte playoff potasının içinde kalıp yukarıya doğru tırmanma amacıyla. Biz de buraya gelirken paralel şekilde düşüncelerimiz vardı. Yani yukarıdaki gruptan kopmayalım. Şurada zaten devre arasına gelirken çok kısa bir makas kaldı zaten. 3 maçlık bir dilim kaldı. O dilime girerken elimizden geldiğince fazla puan toplayıp o kümenin içinde kalmak istiyoruz. Tabii rakip takımın da gayesi amacı buydu. O anlamda tempolu, mücadele gücü yüksek bir maç oldu. Kazanabilirdik. Çok net pozisyonlarımız var. Özellikle ikinci yarının 25 dakikalık bölümünde oyunu domine ettiğimize inanıyorum. Ve o bölümde bulduğumuz 3-4 tane çok net pozisyonlarımız var. Bunları değerlendiremedik. Bunları değerlendirdikten sonra belki maçın seyri biraz daha farklı olabilirdi. Ama tabii ondan sonra da hani futbolda bir şey vardır. Atamayan atarlar. Biz yedik. İnanın tabii 1-0 mağlup olup bitseydik çok üzülürdüm. Oyuncular adına çok üzülürdüm. Çok ciddi çaba verdiler. O mağlup olduğumuz bölümde de ikinci yarıya başladığımızda da hep önde oynayan bir Keçiören Gücü takımı vardı. Arkada tabii ki bu sefer risk alıyorsunuz. Arkanız boşalıyor. Menemen takımının da hızlı oyuncuları var. Bunu değerlendiren bir takım. Ama son dakikada gelen gol tabii ki hepimizi mutlu etti. Buradan bir puan almak iyidir diyoruz.